Öncelikle bu videoyu izlediğin için seni tebrik ederim. Neden biliyor musun? Çünkü Models of Deduction konusuna kadar herkes kolay kolay gelemez İngilizce'de. Çünkü Models of Deduction biraz daha böyle ayrıntılı, seviyenin yükseldiğini gösteren bir konu. Ve sen de buralara kadar geldin, tebrik ederim. Models of Deduction işleyeceğiz bugün. Aslında komplike gözükür, bazı öğrenciler için karmaşık gelir ama çok basit bir konu ve onu güzelleştireceğiz. Hazır mısınız? Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da öğretim görevlisi Merve Erçin. Lingomatin de kurucusuyum ve senin de İngilizce öğretmenim. Hazır mısın? Introduction'ımızı yaptığımıza göre deduction ne demek öncelikle? Arkadaşlar deduct fiilin kökü, kelimemizin kökü deduct, deduction. O da onun isim hali. Deduction tahmin yapmak demek. Yani bu konuda tahmin yapıyoruz, tamam mı? Ve bazen hani gözle görülür bir şekilde çok net tahminler yaparız, değil mi? Bazen de kanıtımız düşüktür, düşük seviyede tahminler yaparız. Ama tahmin yaparken, dedikodu yaparken evet, dedikodularda da bunu çok kullanırız arkadaşlar. Konu muhakkak geçer. Şimdi çok basit. Deduction yaparken bazı modal verb'ler kullanacağız. Modallar neydi? İşte can'dir, will'dir, must'dır, should'dur. Bunlar İngilizce'de modal verb unuttuysan. Ve modal verb'lerin ardından her zaman yalın halde fiil gelir. Bunu da her videoda özellikle söylüyorum. Çünkü ısrarla öğrencilerim genelde modal verb'lerden sonra illa fiili çekimleyesi geliyor. Bir ing'yi koyar, past yapar. Asla öyle bir şey yok. Her zaman yalın halde, tamam mı? Şimdi şöyle düşün. Polis üniforması içinde bir kişi gördün. Hani arabası yok, resmi olarak belki çalışmıyor. Ara sokakta gördün akşam. Üniforması olduğu için okey, bu kişi polis olmalı derken ne dersin? He must be a policeman. Yani okey, üniforması var, polis tabii ki. Hani güçlü bir deduction'a benziyor değil mi? Güçlü bir tahmin. Ya da mesela hava aşırı bulutlu ve kesin yağmur yağacak diyorsun. Ne yaptın? Deduction yaptın. Burada bulutlara göre tahminde bulundun, tamam mı? Şimdi deduction yaparken bizim seviyelerimiz var. Genelde şöyle 3 tane diyelim. 3 seviye ayıracağım sizin için. Öncelikle must. Yani %99 bir şey ol, %99 netse, dedikodundan çok eminsin ya da kanıtın çok güçlü, must'la girmelisin konuna, cümlene. Eğer %99 dedim, tamam mı, deduction olarak must'ın yüzdeliğine, bunları ben kafadan sallıyorum tabii ki anlamaz için. O kadar bir netlik ya da böyle numaralandırma falan yok, tamam mı? Düşün, must çok net, neredeyse %99 kesin dedik. Bunun da tam tersini düşün. Yani asla olamaz. Yani bu imkansız. Bunun için de can't kullanacaksın. Yine deduction yapıyorsun, can't kullanıyorsun. Must nasıl %99 pozitif kesinse, can't de %99 negatif ama. Tamam mı? Güçlü bir katılmama, olmama ihtimali var. Anlaştık mı? Must %99 pozitif, can't negatif. Şimdi %50 falan diyelim böyle, tamam mı? 50 olayımızda might veya may. Tamam mı? Might veya may. Yani eğer ihtimalinden, dedikodundan çok emin değilsen might ya da may kullan. Tamam mı? Bunun ihtimaline de %50 diyelim. Yani bir de son deduction modal verb'ümüz could var. Could da yaklaşık daha da az böyle. O da yani %30 diyelim. Tamam mı? Yani ne dedik? Must çok kesin. Can't çok kesin ama negatif. Ne oldu? Bir düştün. %50'ye indin, may, might. Daha da düştün, could. Tamam mı? Arkadaşlar bu kadar. Models of deduction deyince diğer model verb'leri kullanmıyorsun. Bu kadar. Must, can't, might, may, could. Bitti. Tamam mı? Yani o yüzden böyle apayrı bir konu açılmış. Çünkü tahmin yaparken diğerlerini kullanmıyoruz. Şimdi gelin hepsine birer tane bir örnek vereyim size. Polisi gördük, polis üniforması içinde birini gördük ve diyorum ki he must be a policeman. Neden must kullandım? Çok güçlü tahminim. Tamam mı? Çünkü polis üniforması giyiyor. Hava böyle biraz bulutlu ama çok simsiyah değil, biraz bulutlu. Bu durumda da mesela diyorum ki it might be going to rain.
Ya da hiç fark etmez. It may be going to rain ya da it could be going to rain diyebilirim, değil mi? Yani yağmur yağabilir. %50 hatta could dersem daha da azdı, değil mi? %30 yağabilir. Arkadaşlar anlam olarak hiçbir farkı yok. Ve size asla şey demez. Might mı, may mi, could mu? Hayır, bunun üçünün ayrımını yapamazsınız. Yüzdelik olarak hani sadece siz bilin diye söylüyorum ama bir sınavda falan asla size böyle üçünü ayır demez. Ha, neyi ayır diyebilir? Must, can't, belki, may. Hani anladınız mı? May, might, could hepsi aynı görevde. Üçünü ayırmanız istenmez. Mesela bir örnek daha vereyim. It can't be going to snow in summer. Yani atıyorum yazın bir şey oldu, kar gibi gözüküyor ama yaz yani. Kar yağmaz, yağmaz, imkansız. %99 negatif. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde ne yapıyorum? Deduction yapıyorum. Anlamlara göre ister pozitif, ister aralarda, istersem çok negatif. Arkadaşlar şu ana kadar gayet güzel, kolay değil mi? Şurada biraz dikkatlerimizi verelim. İngilizce'de models of deduction şu an ve geçmiş olarak ikiye ayrılır. Yani istersen bu deduction'ı present'ta yaparsın, şu an gözünle gördüğün bir şey. İstersen de past tense'de yaparsın, yani geçmiş zamanda olmuş bir şey üzerine. Önceden olmuş, sen onun muhabbetini, onun çıkarımını yapıyorsun. Biri şu an gözünün önünde, şu ana bakıp hani polisi gördün, okey polis bu adam diyorsun. Ya da bir şeyler geçmişte olmuş, onun üzerine yapıyorsun. Şimdiki zamanda, yani şu ana bakarak present'ta bir deduction yapıyorsan formun çok kolay. Modal verb'ün ardından yalın bir şekilde fiilini getireceksin. İşte mesela it must rain, it can't rain, yağmur yağmaz, imkansız gibi. Ama eğer geçmişe dair bir deduction yapıyorsan arkadaşlar perfect tense'ler giriyor işin içine. Yani ne bu? Mesela must have rained, must have been raining gibi. Yani birden fazla bir sürü tense uyarlayabilirsin ama illa perfect olacak. Tamam mı? Neden? İşte could have shopped, alışveriş yapmış olmalı gibi. Could have shopped, could have cleaned. Ha, eve geldin, ev tertemiz, annem temizlemiş olmalı. Bak eylem geçmişte değil mi? Yani sen geçmişe dair bir deduction yapıyorsun. O yüzden could clean diyemezsin. İlla could have cleaned diye formunu kuracaksın. Yani eğer geçmişe yönelik bir deduction yapıyorsan formu nasıl? Modal verb'ünü koyuyorsun, ardından sabit have koyuyorsun, ardından verb üçünü koyuyorsun. Mesela must have cleaned, annem evi temizlemiş olmalı gibi. Eğer devam eden bir eylem, hani şu an onlar yapıyor olmuş olmalı gibi devam eden bir deduction yapmak istiyorsan ne diyeceksin? Yine modal verb'ünü koy, have, been sabit, ana fiiline ing'i koy. Must have been cleaning gibi. Tamam mı? Bu konuyu da eğer zorlanıyorsan muhtemelen perfect tense'leri anlamakta zorlanıyorsundur. Onda da kanalımda videolar var. Aşağıya da linkini bırakacağım. Muhakkak perfect tense'in nasıl kurulduğunu iyi hatırla. Perfect continuous normalde nasıldı? Have ya da has öznene göre, ardından been verb 3 ve ana fiilimize de ing geliyordu. Mesela I have been cooking gibi. İşte ne oldu? Deduction olunca önüne modal verb'ünü koyuyorsun. Sabit have koyuyorsun. Asla has olamaz. Çünkü modal verb'lerden sonra fiil her zaman hani infinitive halde olacak ya. O yüzden bu şekilde olur. Yani arkadaşlar özetliyorum. Models of deduction'da bizim kullanacağımız belli başlı modal verb'ler vardı. Must, can't, might, may, could. Orantılarını vermiştim. Must %99 pozitif, can't %99 negatif, diğerleri de yaklaşık %50-30, could da en düşüğüydü. Sonrasında şimdi kanıt aldığımız, şu an gözümüzde gördüğümüz bir şeye dair bir present'ta deduction yapabiliriz. Nasıldı bu da? Mesela she must be tired gibi ya da geçmişte önceden olmuş bitmiş eylemlere dair bir çıkarım yapabilirsin. O da nasıldı? Perfect yapısı giriyordu işin içine. She must have
being tired. Anlaştık mı? Şimdi gelin tek tek her birine size bol bol örnekler vereyim. İyice kafamıza otursun. Must'tan başlayalım. You must be tired after such a long drive. Yani adam 15 saat direksiyon sallamış. Tabii ki %99 pozitif, yorgun olur. O yüzden you must be tired diyorsun, değil mi? Ama belki 3 saat sürseydi, o zaman ne derdin? You might, you may ya da you could derdin, değil mi? She must be the new boss. I saw her in the boardroom. Yani o yeni patron olmalı. Onu işte görüşme odasında gördüm derken ne diyorum? She must be. Ne yani? Çok güçlü. They must have been shopping. Look at those bags. Onlar alışveriş yapmış olmalı. Şu çantalara bak derken ne yaptım? Yine deduction yaptım. Ama dikkat edin, bu son örnekte geçmiş zamanda bir deduction yaptım, değil mi? Yani geçmişte olmuş bir eylem, ben onun üzerine şu anda tahmin yapıyorum. Bu çok önemli. Yani deductionları present'te ya da past'ta yapabiliriz ve bunun ayrımını çok önemli, çünkü anlam bambaşka oluyor. Biri şu anla ilgili gördüğün bir şeye tahmin yapıyorsun, biri de geçmişte olmuş bir eylem üzerine bir tahminde bulunuyorsun. O yüzden bunun ayrımını sakın karıştırmayın. This window's smashed. The thieves must have climbed in here. Yani bu cam kırık, hırsızlar buradan tırmanmış olmalı. Bakın, geçmişte olan bir eyleme dair ne yaptım? Tahminde bulundum. Must have climbed. Formu görüyor musun? Must have verbiage. Şimdi can't örneklerine bol bol bakalım. Mesela diyorum ki that can't be the president. He hasn't got any bodyguards. O cumhurbaşkanı olamaz. Hiç güvenliği yok ki. Burada çok güçlü %99 negatif bir tahmin var, değil mi? Diğer örneğim. She can't be in London yet. It takes at least 3 hours. O şu an Londra'da olamaz. Yani uçağa bindi atıyorum, daha 1 saat olmuş. Herkes bilir ki 1 saat sonra atıyorum Türkiye'de Londra'da varamazsın. O yüzden ne dedim? She can't be in London. Ve bakın, iki örneğimde present deduction yapıyorum. Nereden anlıyorsun? Can't'ten hemen ardından yalın bir şekilde direkt fiilin gelmiş. Bir de şu örneğe bakın. He can't have heard the phone. Otherwise he would have answered it. Yani he can't have heard the phone. Ne dedim? O telefonunu duymuş olamaz. Duysa zaten cevap verirdi derken. Bakın, geçmiş zamana bir tahmin yapıyorum. Deduction yapıyorum. He can't, ardından sabit have koydum. Ardından verbiage. Tamam mı? Bir örnek daha bakalım. Geçmiş zamanda deduction yapalım. It can't have been the fish that made him sick. He didn't eat any. Bakın, onu hasta yapmış olan şey, yani demek ki bu çocuk önceden hastalanmış ve onu hasta yapmış olan şey o balık olamaz. Olamaz, can't. İmkansız. Çünkü hiç yemedi. He didn't eat any. Görüyor musunuz? Çocuk hasta yavrumuz ve geçmişte olan bir duruma dair deduction yapıyorsun. Can't have been diyerek modal verb'ün ardından have'i koydum ve ardından verbiage koydum. Umarım oturmuştur. Tamam mı? Hadi şimdi üçüncü grubumuza geçelim. Yani may, might, could grubuna örnekler vereyim size. Suzy is looking for a job. She might be interested in this job offer. Yani Suzy'nin iş aradığını biliyorum. O zaman bu işe ilgili olabilir diye bir çıkarımda bulunuyorum. Netlik %50'lerde. Tamam mı? Başka bir örnek. It's very early. The car might not be ready. Saat çok erken. Araba hazır olmayabilir. Belki çok soğuk, çalışmayacak. Ya da belki şoför arabamı hazırlıyor ve hazır olmayacak çok erken. Bir ihtimal. Başka bir örnek. That may be the phone call that I'm expecting. Telefonum çaldı, hemen atlıyorum. Diyorum ki that may be the phone call I'm expecting. Beklediğim arama o olabilir belki. Garantilik hiç yok. Atıyorum belki. She's trying to rest. She may not want any visitors.
Hayal edin, biri dinlenmeye çalışıyor. Yani muhtemelen hiç ziyaretçi istemeyecektir, değil mi? İstemeyebilir. Tabii elimde ne onunla konuştum, onunla konuşsam belki asla Merve hiç kimseye alma dediyse can't derdim, değil mi? Ama bir ihtimal olduğu için ne dedim? May. May, might, could, hepsi olur. Tekrar söylüyorum. Hadi gelin bir de geçmişten deduction örneklerine bakalım. Joe is a bit deaf. Deaf, sağır demek. Hani biraz sağır. He might not have heard the phone. He might not have heard the phone. Bakın ne yaptım? Might not. Bu arada may, might, could negatif de yapabilirsiniz tabii ki. Might not, may not, could not gibi. Might not deyip have koydum. Ardından verb koydum. Telefonu duymamış olabilir. Bu arada negatiflerde may ve might'ı kısaltmıyorsunuz. Hani mayn't, mayn't gibi bir şey yok, tamam mı? Ama could kısalabilir, couldn't gibi kısalabilir. Bir örnek daha bakalım. It's only 5 p.m. She may not have finished the work yet. Yani saat daha 5. O işi bitirmemiş olabilir. Bakın ne yapıyorum? Geçmişe dair bir çıkarımda bulunuyorum. Anlaştık mı? Could'a da örnek vereyim size. Hadi gelin bir de could'a bakalım. I haven't seen Tim for ages. For ages çok tatlı bir kalıp. Yıllardır Tim'i görmedim. He could be on holiday. Şu anda tatilde olabilir belki. Yani ben görmedim diye illa tatilde olacak değil, değil mi? Çok düşük bir ihtimal. Elimde hiçbir kanıt yok. Could diyorum. Bu present tense'te şu anda yaptığım bir çıkarım değil mi? Bir de geçmişe bakalım. Ki en çok bunu görürsünüz arkadaşlar. Could'la deduction geçmişte acayip yapılır. Mesela kids aren't home yet. They could have missed the bus. Yani çocuklar hala evde değil. Belki otobüsü kaçırdılar derken. Hiçbir şeyim yok, felaket tellallığım geldi ve negatif düşünüyorum. Sadece çıkarımda yapıyorum. Tabii ki oranı çok düşük tutacağım. Ne dedim o yüzden? Could have missed the bus. Eğer eminsem ne derdim? Must have missed the bus. İmkansızsa ne derdim? Can't have missed the bus. Tamam mı? Okey arkadaşlar. Umarım Models of Deduction sizi çok fazla yormamıştır. Eğer yorduysa sebebi muhtemelen perfect tense'i tam iyi anlamamış olmanızdır. Onun için de video koyacağım. O videoyu muhakkak izleyin, tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Instagram'da da çok aktifim. Oraya da gelin. Hoşça kalın.